Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bugün Türkiye'ye Bakış programında her zaman olduğu gibi Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış'la birlikteyiz. Yaşar Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gülten Hanım. Bu hafta hem NATO zirvesini hem de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları zirvesini konuşacağız. Zira iki zirvenin gündeminde de Türkiye önemli bir yer işgal ediyordu. Önce NATO zirvesi gerçekleşti. Birkaç gün sonra da ardından Avrupa Birliği zirvesi gerçekleşti. Bu zirvelerden ne kararlar çıktı? Türkiye'nin tepkisi ne oldu? Bunları masaya yatıracağız. Yaşar Bey, isterseniz önce NATO zirvesinden başlayalım. NATO zirvesinin ana gündem maddesi neydi? Türkiye'ye yönelik hangi mesajlar çıktı? Ne dersiniz? Yani Türkiye'ye bu Amerika'nın bastırdığı F-35'lerden çıkarılması konusu ve S-400'lerin Türkiye tarafından devreye sokulmaması konusu en önemli konuydu. Bunun dışında öteki konular periferik, onun etrafını süslemek için yapılan konular, oraya yerleştirmiş olarak konular olarak görebiliriz. Asıl iki konu buydu. İkisinde de Türkiye'yi zorlayacak kararlar alındı. Yani Türkiye sıkışıyor, NATO'da da köşeye sıkışıyor, Avrupa Birliği'nde de oraya daha sonra geleceğiz, orada da çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya. Peki NATO zirvesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bir açıklaması vardı. Türkiye ile önemli görüş ayrılıklarının olduğundan bahsetti. Daha önce Türkiye'yi sözde müttefik olarak nitelendiriyordu Dışişleri Bakanı olmadan önce. NATO'daki zirve sırasında da Türkiye'yi değerli müttefik olarak nitelendirdi ama şunun da altını çizdi. Hem S-400'ler hem de Doğu Akdeniz'deki sorunlar nedeniyle Türkiye ile NATO arasında önemli sorunlar olduğunu ve bunun da bir sır olmadığını belirtti. Bu ne anlama geliyor tam olarak? ABD bu krizin neresinde, yani NATO ile Türkiye arasındaki bu derin görüş ayrılığının tam olarak neresinde duruyor? Yani Amerika tabii tam ortasında o işin. Fakat önemli olan orada Sayın Blinken ile Sayın Çavuşoğlu arasında yapılan görüşmeyi Amerikan haricisinden yapılan açıklama ile Türkiye'nin yaptığı açıklama arasında birbirine tamamen uymayan şeyler var. Özellikle Amerika tarafı işte kendisinin önem verdiği hususları dile getiriyor. Doğu Akdeniz meselesi diyor. Ondan sonra S-400'ler diyor. Sayın Çavuşoğlu'nun konusunda ise bunlar daha ikinci planda işlermiş gibi dile getiriliyor. Böyle bir tam her iki tarafın %100 neler görüşüldüğü konusundaki dile getirdiği hususlar tamamen aynı değil. Bu da eğer iki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi olsa tıpatıp aynı metinler açıklamalar tamamen aynı olur. Halbuki burada ufak nüanslar var. Bunu da doğal karşılamak lazım Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin biraz gergin olması nedeniyle. Peki NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bir açıklaması vardı. Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları haklarına ilişkin Ankara ile görüş ayrılıkları yaşadıklarını savunuyordu. Ankara ise demokrasi, insan hakları meselesinin Türkiye'nin NATO üyeliği ve katkısından ayrı düşünülmesi gerektiğini savunuyordu. Yani peki zirveden çıkan kararlara bakıldığında öncelikle isterseniz ne tür kararlar çıktı? Türkiye'den beklenti ne yönde? Bunu bir konuşalım. Ardından da NATO'nun da aslında bu demokrasi ve hukuk, insan hakları meselesinin altını çizmesine bir değinelim. Ne dersiniz? Şimdi insan hakları meselesi hep Türkiye ile Batı ülkeleri arasında, yani NATO olsun, Avrupa Birliği olsun, her ikisinde de mutlaka
altı çizilen konulardan biri oluyor. Yalnız Amerika ile olan da bundan sonra önümüzdeki haftalarda belki aylarda bir insan hakları zirvesi yapılacağı için Türkiye'nin de oraya davet edileceği galiba şimdi ortaya çıkmış oluyor. Orada Türkiye'nin biraz da sıkışacağı anlaşılıyor. Bu hiç Türkiye'ye davet edilmeyecek olsaydı o zaman daha kötü olacaktı. Şimdi davet ediliyor olmasının bir şeyi var. Bir yumuşak tarafı var. Bir de tabii bu zirve sırasında, NATO zirvesi sırasında Sayın Çavuşoğlu ile Blinken arasında yapılan görüşmede Blinken bu Afganistan'la ilgili yani Taliban'la Afgan hükümeti arasında yapılacak olan görüşmenin şu sıralarda Doha'da yapılmakta olan görüşmelerin İstanbul'da yapılması için bir teklifte bulunmuştu. Daha doğrusu Türkiye bu konuda hiç açıklama yapmazken Blinken'ın yaptığı bir açıklamada sızmak suretiyle basına Türkiye'nin ev sahipliğini teklif edileceğini Amerika söylemişti. O belki ortalığı biraz da yumuşattı. Ama öteki konular halen katı olarak duruyor iki ülke arasında. Peki S-400 meselesine geldiğimizde toplantıdan bir süre önce, zirveden bir süre önce Türk Dışişleri yetkililerinin, sır yetkililerinin diyelim Reuters'a yaptığı açıklama vardı. Orada S-400'lerin işte bir depoya kaldırılıp kullanılmaması karşılığında hem ABD ile hem de işte NATO ile ilişkilerin düzeltilmesi önerisi vardı. Bu öneri pek herhalde kabul görmüş gibi durmuyor. Ne dersiniz? Yani S-400'lerle ilgili hem NATO'nun hem ABD'nin beklentisi tam olarak nedir? Yani mesele S-400'lerden ziyade Rusya'nın Türkiye üzerinden NATO'yu istikrarsızlaştırma çabalarına Türkiye'nin geçit vermemesi mi? Beklenti tam olarak nedir Türkiye'den? Şimdi pek tabii ki orada NATO'nun Avrupa Birliği'nin bu konuyla doğrudan doğruya müdahalesi yok. S-400'ler konusunda. Bu konu NATO forumunda görüşüldü ki doğru olan da oydu. Orada yalnız Türkiye, daha doğrusu Sayın Çavuşoğlu'nun basına yaptığı açıklamada ben Blinken'a bu işin artık bitmiş bir iş olduğunu, it's a done deal, bitmiş bir iş olduğunu kendisine söyledim diyor. Dolayısıyla bu kadar açık şekilde söyleyince Sayın Çavuşoğlu iki ayrı yerde söyledi bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Türkiye artık orada kendisini biraz bağlamış oluyor. Oradan geri gelmesinin zor olacağını düşünüyorum. Ama yani bu uluslararası ilişkiler bir bilek güreşidir her zaman. Kim kimin bileğini bükerse bakalım Türkiye daha fazla dayanabilecek mi? Yani Türkiye bu iş bitmiştir demiş olmasına rağmen bir aşamada başka bir formül bulunabilecek mi? Üçüncü ülkeye verilmesi gibi falan. Daha o belli değil. Tabii Rusya bu işe iki açıdan bakıyor. Bir, Rusya bu işin karşılığında kendisine ödenmesi gereken parayı almış durumda. O Türkler bunu dilerlerse depoya koyarlar, dilerlerse kullanırlar demek suretiyle biraz sanki o bizi ilgilendirmez demeye getiriyorlar ama pek tabii ki Rusya'nın bu işe başka bir açıdan da baktığını düşünmek lazım. Türkiye'yi NATO'dan uzaklaştırma hedefi Rusya'nın önemli hedeflerinden biri. Dolayısıyla bu iş sadece 2,5 milyar doların ödenmiş olması ve depoda mı yoksa üçüncü ülkeye gönderilmek suretiyle mi yoksa fiilen
kullanılacak durumda, yani kullanılmaya başlamasıyla mı yürütülecek, o ayrı bir iş olarak duruyor. Ama bundan bağımsız olarak bundan uzaklaştırma yolundaki çabası halen devam ediyor. Hı hı. Onun için o iki konuyu, yani birbirleri irtibatlı ama ayrı kanallarda yürüyormuş gibi mütalaa etmek doğrudur bence. Peki Yaşar Bey, Doğu Akdeniz meselesinde de görüş ayrılığı olduğunu açık açık söylüyor NATO. Burada da Türkiye arama gemilerini geri çekmiş gibi görünüyor. Bir taraftan da şöyle iddialar var. İşte bu bölgedeki doğalgaz ya da petrol, her neyse, deniz altındaki kaynakların öyle iddia edildiği gibi çok fazla olmadığı, bu açıdan da yine Türkiye'nin belki de gereksiz yere komşularıyla ya da bölge ülkeleriyle kriz yarattığı yorumları da yapılıyor. Bu kaynakların daha ziyade Mısır açıklarında bulunduğu belirtiliyor. Var olan kaynakların da işte Kıbrıs adasına bile sadece belli bir süre yetecek kadar olduğu yorumları yapılıyor. Ne dersiniz? Yani Türkiye bu anlamda biraz erkenci kuş mu oldu? Biraz erkenden mi kriz çıkardı? Bu sorun diyalog ve diplomatik ilişkilerle, ülkelerle birebir görüşmeler yoluyla çözülebilir miydi? Şimdi çok sayıda ülkeyle zaten problemli konumdayız. Orta Doğu, işte Kuzey Afrika ülkelerinden Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerine kadar. Ne dersiniz? Burada nasıl bir yere doğru ilerliyor mesele? Pek tabii ki en başında, yani bölgedeki ülkelerle kavgalı veya ilişkilerin kesik olduğu bir ortam olmasaydı ve Türkiye'de inisiyatif alıp, nasıl Doğu Akdeniz'deki öteki ülkeler kendi aralarında inisiyatif alıp da oradaki doğalgaz ve petrol yataklarını, daha doğrusu deniz yetki alanlarını paylaştılar. Ona meydan vermeden Türkiye yıllarca önce bunu yapabilseydi çok daha sağlam bir konumda olacaktı. Onu yapamadı. İkinci söylediğiniz de aslında çok önemli. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz veya petrolün ekonomik olması için, özellikle doğalgazın ekonomik olması için, deniz altından Girit'e, oradan İtalya'ya, oradan Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Benim yaptığım hesaplara göre o gazın Doğu Akdeniz'den Avrupa kıtasına, yani İtalya'yı alırsak orada örnek olarak, Avrupa kıtası olarak, oraya ulaşması için kilometre başına maliyeti Türk şey diyor, Turkish Stream, Türk akımı dediğimiz Karadeniz'i, yani Novosibirsk'ten Kırklareli açıklarına gelen boru hattındaki taşıma maliyetini mukayese ettiğiniz zaman 2,5 misli daha pahalı. Doğu Akdeniz'deki gazın Avrupa kıtasına ayak basabilmesi için yapılacak maliyet Türk akımı projesindeki taşıma maliyetinin 2,5 misli. Bu bir uluslararası piyasada bunun bir şeyi var, bir rayici var. Eğer bir malı öteki rakiplerine nazaran 2,5 misli daha pahalıya satıyorsanız, orada siz para kaybediyorsunuz demektir. Eğer Türkiye ile anlaşma mümkün olsaydı da Kuzey Kıbrıs'tan, yani Güney Kıbrıs'ta önce gelecek gaz, oradan Kuzey Kıbrıs'a geçecek, oradan Türkiye'ye geçecek, böyle olsaydı, o zaman rekabetçi bir fiyat olacaktı. Bu imkan ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla sizin söylediğiniz daha pahalı mı oluyor meselesi doğru. Bununla bağlantılı olsa gerek ki, şimdi Türkiye, biz sondaj gemilerini bakıma aldık diyor. Gerek Avrupa Birliği zirvesinde, gerek NATO zirvesinde kullanılan terminoloji ise böyle değil. Bundan çok farklı. Orada kullanılan terminoloji şu: Türkiye kışkırtıcı tutumlarından geri adım atarak
gemileri geri çekti sondaj yapılan alanlardan demek suretiyle, yani her iki tarafın yapılan işlemi kamuoyuna takdim ediş arasında fark var. Türkiye bakıma aldık diyor. Avrupa ise tahrik edici şeylerden uygulamalara son verdi. Eğer bu tahrik edici uygulamalara yeniden dönerse biz yine Avrupa Birliği'nin metinlerindeki gördüğümüz şeye göre, ibareye göre biz yine vaktiyle askıya alınmış olan yaptırımlara tekrar geri dönebileceğiz diyor. Yani Türkiye'nin bu gaz arama, sondaj yapma meselesindeki konuyu takdim ediş tarzıyla gerek Avrupa Birliği'nin gerek NATO'nun bu işi takdim ediş tarzı arasında böyle bir fark var. Daha ileride, şimdi NATO'dan bahsediyoruz halen, Avrupa Birliği meselesine döndüğümüz zaman orada zaten Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerle ilgili madde Doğu Akdeniz başlığı altında, yani komünikede, nihai bildiride Doğu Akdeniz başlığı altında veriliyor. Yoksa Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri diye bir şey yok. Ve Türkiye'nin de önem verdiği hususlar da ayrıca maddelere yansımamış. Ancak en direkt olarak yansıtılmış durumda. Yani Türkiye'nin bu konudaki öncelikleriyle Avrupa Birliği'nin öncelikleri farklı görünüyor. Ama biz halen galiba NATO'dayız değil mi? NATO zirvesindeyiz. Evet. Son olarak NATO zirvesine dair şu soruyu sormak isterim. Şu algı ne kadar doğrudur? Türkiye bundan sonra NATO ile muhatap olurken aslında daha ziyade karşısında ABD'yi bulacak gibi görünüyor sorunlarla ilgili. Ne dersiniz? Her zaman öyle olmuştur. Yani ben NATO'da 4 yıl görev yaptım. Brüksel'deki delegasyonda. Ondan önce de merkezde NATO dairelerinde çalıştım. NATO Amerika demektir diye bir kural vardır. Onu herkes kabul ediyor NATO'da. Yani Amerika bir şey istediği zaman onu NATO'ya şu veya bu şekilde empoze etmek suretiyle kabul ediyor. Bizim çok haklı olduğumuz konularda bir defa bu Ege adalarındaki gayri askeri statüdeki Yunan adalarının askerileştirilmesi konusunda verdiğimiz bir mücadelede ben o zaman altyapı komitesi işine bakıyordum. Karşı çıktım bunları buralarda NATO tesisi yapılamaz diye, askeri tesis yapılamaz diye. Amerika, Washington, Ankara'yı yaparak, arayarak oradaki temsilciniz Yaşar Yakış böyle söylüyor, bu konuda ısrar etmesin diye bu şekilde önümüzü kestiler. Yani Amerika NATO'da bir şey yapmak istediği zaman onu yapıyor ve buna maalesef engel olamıyoruz. NATO Amerika demektir. Zaten Amerika NATO demektir. İkisi de aynı anlama geliyor. Bu kural orada geçerli ve herkes de kabul ediyor. Yani Fransa da kabul ediyor, İngiltere de kabul ediyor. Küçük ülkeler haydi haydi kabul ediyorlar. Zaten NATO'nun kaynaklarının sağlanması konusunda da ABD'nin domine edici bir rolü de var. Bu bağlamda da bir liderlik söz konusu galiba. Tabii, yani Türkiye'nin katkısı 1,6 civarında bir şeydi o tarihlerde. 1970'lerin ortasından bahsediyorum. O tarihlerde o kadar 1,76 katkısıyla bir bütçe konuşulurken yani sesinizi yükseltmeniz mümkün değil. Onun için Amerika'nın istediğinin karşısına çıkıp da direnmenin zor olduğu kanaatindeyim NATO'da. Evet. Peki Avrupa Birliği zirvesine dönelim. 25 Mart'ta da Avrupa Birliği zirvesi vardı. Orada da yorumlar havuç ve sopa taktiğinin
çıktığı yönünde. Çünkü ne çıktığı yönünde? Havuç ve sopa. Yani bir taraftan işte tehdit ediliyor Türkiye, uyarılıyor. Bir taraftan da işbirliği ve uyumdan birlikte çalışmaktan bahsediliyor. Aslında daha önceki zirvede Avrupa Birliği Türkiye ile ilgili yaptırım kararının Mart ayında alınacağını duyurmuştu. Şimdi yeniden bir erteleme ile karşı karşıyayız. Haziran ayına ertelendi Türkiye ile ilgili ek kararların alınması, ama orada yayınlanan işte AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in paylaşımlarında Türkiye'ye açık açık işte uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylem ve provokasyonlardan geri durması çağrısı yapılıyor. 11 maddelik bir bildiri bu. Yani Türkiye ile karşılıklı fayda ve işbirliğinin geliştirilmesinden, işte Türkiye-Yunanistan arasındaki görüşmelerin, müzakerelerin yeniden başlamasından bahsediliyor. Vize serbestisi konusu, yani Türkiye'nin hassasiyet gösterdiği kimi konularda bir olumlu yaklaşım var gibi görünüyor, ama yaptırım tehdidi de devam ediyor. Şöyle diyor tam olarak zirve sonucunda: bu tür eylemler karşısında AB'nin kendi çıkarlarını ve üyelerin çıkarlarını savunmak, bölgesel istikrarı korumak için elindeki araç ve seçenekleri kullanmaktaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyoruz deniliyor. Siz nasıl okuyorsunuz bu zirveden çıkan bildiriyi? Şimdi konuya hangi zaviyeden baktığınıza bağlı. Mesela Kıbrıs'taki bir gazetecinin yazdıkları Türkiye'nin bastırması nedeniyle Kıbrıs Yunanistan tarafından yalnız bırakılmıştır diyor. Türkiye'nin Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise yani olumlu hususlar da vardır, ama bazı ülkeler de kendi tek taraflı yaklaşımlarını oraya yansıtmak suretiyle dengeyi bozmuşlardır anlamına gelen ifadeler var Türk Dışişleri'nin açıklamasında. Avrupa Birliği'nin açıklamasında ise demin başka bir vesileyle söyledim. Avrupa Birliği bu işe Doğu Akdeniz, yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri meselesi gibi bakmıyor. Doğu Akdeniz'deki durum demek suretiyle konuyu Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin zaviyesinden bakan bir açı o açıdan yaklaşıyor konuya ve dediğiniz gibi kendi önceliklerine yapıyor. Kendi çıkarlarını öncelikli kılıyor. Peki Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın olumlu unsurlar da var, olumsuz unsurlar da var dediği yerde nitekim hakikaten olumlu unsurlar da var. Yani bir kere TPAO yetkililerine uygulanan yaptırımların ertelenmesi, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bir iyi yani olumlu adım. Onu da Amerika'nın istemesi üzerine Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yolunda değerlendirmeler var. Yani uluslararası basında Amerika istedi, onun için Avrupa Birliği bu yaptırımların uygulamaya konulmasını erteledi diye. Ertelediği de işte Haziran'da yapılacak olan zirveye ertelenmiş durumda. Avrupa Birliği sizin söylediğiniz gibi havuç ve sopa meselesinde hakikaten o şeyi elinde tutuyor. Yani bak, eğer Haziran'a kadar bizim beklentilerimizde bir gelişme olmazsa veya durumu, şimdi mevcut olan durumu, yani Türkiye'nin gemilerini geriye çekmesi suretiyle bir Avrupa Birliği ülkesinin deniz alanlarını, deniz yetki alanlarını ihlalden geri çekildi Türkiye. Bu durum devam ederse ne hale, yoksa yaptırımlar tekrar gelecek demek suretiyle. Ursula'nın söylediği
Alet kutumuzda birçok eleman, birçok aletlerimiz var bu işi kurcalamak için demek suretiyle tehdidi yine hatırlatıyor. Türkiye'nin beklentisi olan hususlarda ise bence Türkiye'nin biraz dudağına bal çalmak suretiyle, biraz da alttan almak suretiyle Türkiye bir şeye böyle vazonun kırılmasını önlemeye çalışan bir tutum içinde. Çünkü birçok alanlarda Türkiye köşeye sıkışmış durumda. Bunu daha da fazla zorlayacak noktaya getirmek istemiyor. Yani yine bildirde dikkat çeken bir diğer husus da Türkiye'ye HDP ve İstanbul Sözleşmesi üzerinden yapılan çağrı. Burada da siyasal partilerin ve medyanın hedef alınması ve diğer ve son dönemdeki diğer kararlar insan hakları konusunda büyük bir gerileme ortaya koymakta. Türkiye'nin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve kadın haklarına saygı gösterme taahhüdüyle bağdaşmamaktadır deniliyor. Bu anlamda yani şunu mu yapıyor Türkiye? Tam olarak anlamaya çalışıyorum. Dış politikada belli tavizler vererek, işte Doğu Akdeniz'de arama gemilerini çekerek ya da Yunanistan'la masaya oturuyor izlenimi vererek Avrupa Birliği ile ilişkilerini dış iç politikadan uzak, gözleri oradan uzak tutarak içeride de siyaseten muhaliflere yönelik baskıyı arttırma şeklinde yeni bir dış politika mı dizayn ediliyor, ne dersiniz? Yani Türkiye pek tabii ki dış politika alanında sıkışmış durumda. Çeşitli yerlerdeki, çeşitli bölgelerde, Suriye'deki, Libya, Karabağ. Libya, Dağlık Karabağ konusunda zaten Avrupa Birliği de bu yerlere de işaret ediyor yaptığı açıklamada. Dolayısıyla bir sıkışmışlığı var. Ve daha da ileri giderse vazonun düşüp kırılabileceği ihtimali var. Onun için daha dikkatli taşımaya çalışıyor bu vazoyu. İstanbul Sözleşmesi ise yani Türkiye'de iç politikada da bir sorun haline dönüştü. Yani Cumhurbaşkanı'nın o yetkisi var mıydı meselesi var. Avrupa Birliği'ni ilgilendiren tarafında Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var mıydı yok muydu meselesinden bağımsız olarak Türkiye çekinmemeliydi demeye getiriyor ve özellikle İstanbul'da yapılmış olması sözleşmenin sonra Blinken'dan gelen pardon Blinken'dan değil Başkan Biden'dan gelen mesajda Başkan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada demek lazım aslında orada Türkiye'nin insan hakları konusunda, temel hak ve hürriyetler konusunda daha ileriye gitmesi gerekirken daha da geriye gitmemesi gerekirdi anlamına gelen bir ifade var. Şeyin özü, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamanın özü bu. Dolayısıyla Türkiye'nin İstanbul Anlaşması Sözleşmesi'nden çekilmesi pek tabii ki bütün dünyada ve Türk kamuoyunun da önemli bir bölümünde tam ne kadarında olduğunu bilmiyoruz ama önemli bölümünde bu konuda bir şey var, tartışma var. Türkiye'deki, içerideki tartışmayı burada konuşacak mıyız bilmiyorum ama kısaca değinmek gerekirse orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaktiyle bu Cumhurbaşkanı'nın uluslararası anlaşmalardan çekilme yetkisini iptal etmek için yaptığı müracaatta bir yanlış ifade kullanmış Cumhuriyet Halk Partisi. Şey diyordu, burada metni göreyim. Türkiye'nin aslında anlaşmanın üçüncü maddesine göre reddedilmesi gerekir. Başka bir gerekçe ileri sürerek Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettiği için Anayasa Mahkemesi
onu reddetmiş. Fakat öyle bir kapana tutulmuş ki Cumhuriyet Halk Partisi, eğer o maddeden ötürü iptali istememiş olsaydı şimdi tekrar onu iptal etme talebinde bulunabilirdi. Yanlış noktaya dayandırarak iptal talebinde bulunduğu için o hakkı da ortadan kalkmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında başka bir makamın da, siyasi partinin veya sivil toplum kuruluşun da şimdi ortaya çıkıp Cumhurbaşkanı'nın o yetkisinin iptal edilmesi gerekir diye dava açamıyor. O hale düşmüş Türkiye. Orada bir de tabii şey var. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı şey kararname mi yoksa karar mı? Karar ise onun iptal edilmesi için müracaat edileceği makam Danıştay, kararname ise Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla orada da bir belirsizlik var. Yani yargı bu konu siyasi olmaktan ziyade şu sırada yargı makamlarını ilgilendiren bir konu olarak ortaya çıkıyor Türkiye'de. Ama Avrupa Birliği'nin ilgilendiği yönü pek tabii ki temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir davranış olduğu için. Yani her şeyi daha ileriye, daha geniş temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasına imkan veren bir şey olması gerekirken Türkiye'nin bundan geri adım atmasını haksız görüyor. Ve besbelli ki Türkiye bunu, yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu seçim hazırlığı olarak Türkiye'de muhafazakar kesimlerin bu sözleşmeyle verilen hakları olması gerektiğinden fazla haklar olarak gördüğü için onlara bir çiçek atmak için, onların ilerideki seçimlerde ne zaman olacaksa, ya erken seçim veya zamanında 2023'te yapılacak seçimler için zemin hazırladığı anlaşılıyor. Türkiye'nin bu duruma düşmemesi lazım. İstanbul Sözleşmesi diye anılan bir sözleşmeden ve Türkiye sözleşmeyi ilk onaylayan ülkelerden birisi Türkiye iken bu noktaya gelmiş olması Türkiye'nin bir zikzaklı bir dış politikadır bence. Peki son olarak Yaşar Bey, iki zirveyi de yorumladığınızda çıkan sonuçları Türkiye açısından değerlendirdiğimizde bir cümleyle ya da iki cümleyle tam olarak nasıl tanımlarsınız? Yani her iki kuruluşta da, NATO'da da, Avrupa Birliği'nde de Türkiye Avrupa, önce Avrupa Birliği ile ilgili söyleyeyim. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde bir ilerleme yok. Tehditler devam ediyor ve icabında şimdi askıya alınmış olan yaptırımların yeniden gündeme gelmesi söz konusu Avrupa Birliği için. NATO için ise NATO'da tek olumlu husus Taliban ile Afganistan arasındaki görüşmelere Türkiye'nin ev sahibi yapacak olması. Öteki bütün NATO konularında Türkiye eleştirilen, haksız görülen ve sıkıntılarla karşılaşacak olan bir ülke olarak görünüyor. Peki Yaşar Bey, yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler.